Magnezyumu üçü bir arada mı almak daha iyi, yoksa önce glisinat, sonra taurat, sonra diğerini mi almak lazım? Hocam teşekkürler demişler. Burada mesele şu. Ben magnezyum glisinat aldığım zaman bir mucize bir şey almıyorum. Magnezyumla glisini beraber alıyorum. Bunun faydası ne hocam? Önce evet. Şunu söyleyelim. Magnezyumu bir amino asitle evlendirdiğiniz zaman bu amino asit glisinse adı magnezyum glisinat oluyor. Malik asitse o amino asitin adı magnezyum malat oluyor. Aspartik asitse magnezyum aspartat oluyor. Şimdi siz magnezyumla glisini birleştirdiniz, aldınız. Glisini uyku için kullanıyorsunuz. Magnezyumu magnezyum olarak kullanıyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda bir kas gevşetici ve ruh gevşetici olarak da faydalanabiliyorsunuz. Ama uyku sorununuz varsa ben size magnezyum glisinat veriyorum. Magnezyum glisinat verdiğim zaman çift etkiyle hem glisin hem magnezyumla uykunuza destek oluyorum. Ama sorununuz kas spazmıysa o zaman magnezyumun sitrat tuzunu tercih ediyorum. Çünkü biliyorum ki sitrik asit kas spazmını çözer ve biliyorum ki magnezyum kas spazmını çözer. Magnezyum sitrat havada karada çözer ve krampı önler. Dolayısıyla ben üçlü magnezyum mu alayım, tekli magnezyum mu alayım sorusunun cevabı şu. Ben magnezyum alırken çoklu fayda elde etmek istiyorum diyorsan yani birazcık glisinattan, birazcık sitrattan, birazcık malattan üçlü magnezyum al, ikili al, dörtlü al.